What's up YouTube? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün efsane bir videodayız. Neden gözlük taktım şimdiden bilmiyorum ama öyle oldu. Şöyle abi, bugün festival var. Şişli Toys Toys'da. Hemen yanında bir tane kocaman AVM var. Onu gördükten sonra anlayabilirsiniz yakın olduğumuzu. Daha sonrasında şimdi orada özel tezgahlar açılacak insanlar tarafından. Ayrıca mağazaya da, yani oyuncakçıya da özel ürünler geliyor. Festivali özel ama manyak özel ürünler. Yani efsane premium arabalar falan gelecek. RLC diye bir tane araç türü var. Hot Wheels'ın. Böyle yalnızca Amerikalılar alabiliyor falan. Onları getirmişler. Efsane bir şey olacak arkadaşlar. İyi seyirler şimdi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bugün ayın 10'u, yani 10 Haziran. Yarın da var. 10-11 Haziran için geçerli bu festival. Tabii 11'ine çok bir şey kalacağını sanmıyorum. Müjdem var. Bugün saat 2'de Mesut Bulut da orada olacak. Mesut abim de benim hayranım. Hayranım. Yani daha doğrusu ben onun hayranıyım. Şöyle, o da benim gibi Hot Wheels videoları çekiyor. Yeni koleksiyonlara başladı. O şekilde onunla da umarım video çekinirim veya onun videosuna girerim. Çok hoş olur yani. O şekilde arkadaşlar. İyi seyirler yeniden. Öptüm. Arkadaşlar bakın, şöyle bir cadde dar. Yani yer sıkıntısı var açıkçası, park sıkıntısı. Yani umarım çok da dolu değildir. Bakın birazdan sağımıza kalacak. Bakın şurada. Şimdi burası küçük gözüküyor ama içeriden gerçekten büyük. Burası. Sağa çekiyorsunuz. Aynen. Dostlar geldi. Çok kalabalık değil gibi. Ama millet alıp çıkıyor bakın. Böyle her türlü oyuncak var. Allah'tan kalabalık değil dedik yani. Yukarısı kaynıyor. Ben direkt altı yaşlar odaklanacağım. Bir sürü güzel regleri de var. Ben bir almaya çalışayım ilk başta. Şöyle karşılayacağım. NASCAR'lar var. Eski serilerden araçlar var. Uzun kartını. Benim stream. Lamborghini var. Custom 72 Datsun. Yine Datsun. Bunlar tezgah sahiplerinin getirdiği araçlar. Burada da var. Bir sürü araç var yani. Şu istediğim şeydi. Bunu da. Neyse, bayağı şey var. Ben bence çıkışta göstereyim çünkü yoksa hiçbir şey yetişemeyeceğim. Forzalar, Aslan Furiser var. Şunu bir Mesut abi göstermişti. Dün Lightning var. Şunlar çok güzel. Nasıl almıştır bunu aslında? Şey var. 750 liraymış bu. Bakacağız. Güzel paralar var. 500 liraymış. Yani şunları alınabilir aslında şu grup. Aynı, bakın Nissan seti var. Yine benzer bir şey. Benzer setler var. Şunlara bakalım. Neyse ben hemen ava geçiyorum arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Sonra beraber.
İçim yanıyor diyeceğiz Allah'ım. Taksi YouTube'larım var değil mi? Evet, ben abi. Tanıyorum seni. Gerçekten. Ben tanıyorum. Takip edeyim. Çekebilir miyim? Kardeşim. Abi dalkam yani. Benim dolaşalım bakalım neler var. Beni takip ediyormuş sağ olsun. Mesut abi. Nasıl? Oğlum limitlik falan mı? Bu ne böyle? 200 aldım. 200 lira. 83 değil mi? Oğlum 1 bölü kaç bu? 87 falan mı? 83 büyük yazar oldu. Oğlum kör eder bu adam ha. Bak en altta ne yazıyor bak? Ne yazıyor? Kör eder. Bak bunu göz doktoruna gideceksin. Uzağa koyacak bunu. Acayip küçük ama güzel. Mesela bakmak istedim. Bayağı efsane şeyler var yani içinde. Bir şey gösterecek. Ooo. O Engin abi ya bak. Bir Nisan'dan daha çekici bir şey varsa o da Engin abi. İlim çocuk şarkılar var. Göksel Bey. İyi günlerden birisini çekelim. Teşekkürler abi. Çıktık. İstediğim her şeyi başardım. Her şey. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kokuşko koltuğuma oturmadan başlayamam. İncelemelerime. Hoş geldiniz arkadaşlar yeniden. Direkt incelemeyi yapmak istedim. Çünkü video çok kısa olacaktı. Ve Mesut abiyi de gördüm. Videosuna çıktım. Umarım videosuna girmişim yani. Editten sonra umarım videosunda olurum. Bu arada onun da kanalını şuraya bırakabilirim. Şöyle. Direkt Mesut Bulut diye geçiyor. Onun da arkadaşlar 36-37 bin abonesi var. Ya bana yakın işte. Benim kadar değil ama. Bu arada çok hoş bir şey oldu orada. Gördüğünüz gibi belki dikkat dinlerseniz duyabilirsiniz. Bir tane arkadaş geldi. Dedi abi sen YouTuber değil misin dedi. Ben dedim, evet kanka YouTuber dedim. Aa ben seni biliyorum hatta takip ediyorum falan dedi. Ben de sağ ol kardeşim eyvallah. Sonra gösterdim zaten. Sağ olsun izin verdi. Ayrıca bütün ürünlerimi de aldıklarımı şeyde gösterdim. Nasıl söyleyeyim? Mesut abiye de gösterdim. Baya güzel bir gün oldu. Bir tek çok trafik vardı. Şişli tarafından bir daha da gitmeyeceğim zaten. Şöyle bu sanırım her yıl oluyordu. Yani hiç emin değilim gerçekten ama burası ünlendi. Bence artık her sene bir festival olur. Walmart'ın yaptığı gibi. Onlar da her sene oluyor çünkü. Walmart Amerika'da biliyorsunuz bir sürü ürün satan bir market. Bir sürü çeşit olan market. Neyse oralarda da arkadaşlar göstereceğim gibi özel ürünler satılıyor ve festivallerde satılıyor bunlar. Çok güzel ürünler aldım. Şimdi incelemeye geçelim. Evet ilk aracımız çok güzel ve bunların hepsini tezgahtan aldım arkadaşlar. Yani birazcık pahalıya denk geldi fakat hiçbir türlü kazıklanmadım onu söyleyeyim. Hatta indirim de yaptırdım. Bunu arkadaşlar tam fiyatı 470 liraya aldım. Bu nedir? Bu Top Secret Nissan Skyline GTR VR32 yani VR32. Bu beyaz rengi sanırım siyahı da var. Bu mini GT'ye ait ve gördüğünüz gibi kutusu şeyi andırıyor. Green Light'ı andırıyor arkadaşlar aynı kutu stili. Ve arkadaki mükemmel kartonu görüyorsunuz. Mükemmel bir fotoğraf var. Şimdi aracımız çok detaylı. Zaten mini GT firması çok detaylı yapıyor araçları. Ve bu artık satılmayan bir araç. Ve mini GT'nin bakın 3000 limitli bir arabası. Yani 500 lira dedi adam ilk başta. 470 almış oldum. Aslında 450'ye de alırdım istesem. Fakat adamı çok zora sokmak istemedim. Çünkü onlar da tezgah açmak için çok büyük paralar harcıyorlar arkadaşlar. 3000 lira en küçük tezgah. Tezgahlar şu şekilde değildi. Daha çok rafları kullanmışlar. Camlı raflar getirenler olmuş. Baya süper. Zaten çektim arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Bir daha izleyebilirsiniz isterseniz. Bu arada yine videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok emek veriyorum. Ve arkadaşıma yaptıracağım editi. Arkadaşım Görkem'e yaptıracağım. Umarım iyi yapar. Umarım özenerek yapar. Daha sonrasında neyi inceliyorduk arkadaşlar? Bakın şurada görebileceğiniz gibi mükemmel stop detayları, plakalık. Ve aklınıza gelen her türlü detay var bu arabada. Zaten arabayı çok seviyorlar. Ben mesela tezgaha gittiğimde... Bir dakika şunu...
tezgaha gittiğimde ne olmuştu? Bir sürü mini GT aynı bu kartonetten araba satılıyordu. Fakat herkes bu arabaya bakıyordu yani. Herkes bu arabayı arıyordu. Elimde bir tanesini gördüler. Diyorlar ki al işte şansımıza bak dediler. Arkadaşlarıyla dedi çocuk. Ondan sonra aradı, bir baktı buldu. Aa varmış lan bir tane daha dedi. Ve bunu da onlar aldı arkadaşlar. Onlar da hayırlı olsun. Neyse bakın burada bir detayı var. Burada bir sponsorluk çalışması görüyoruz. Burada ne yazıyor lan? Burada diğer sponsorlar var. Jantları nasıl? Jantları süper abi. Burada gördüğünüzün aynısı. Ve bakın şurada metal kullanmışlar. Önünü görüyorsunuz. Farlar cam. O konuda sıkıntı yok. Evet, fiyatını değecek bir araba arkadaşlar. O konuda yine endişeniz olmasın. Diğer arabamıza geçelim. Bu mini GT'de. Ve Hot Wheels'a geçiyoruz. Diğer aracımız çok istediğim Elite serisinden, Hot Wheels Elite serisinden Mercedes-Benz 300 SL. Bu arabanın diğer türleri zaten var bende. Çoğu koleksiyonerlerde de vardır zaten. Koruma kabında geldi. Yani geldi derken koruma kabında aldım. Bunu hemen çıkartalım. Dostlar bunlar Türkiye'de satılmıyor. Bakın collectors.com'dan satılıyor. Metal.com yazarsanız çıkar. Ve gördüğünüz gibi sipariş edildiği için böyle koruma kabında getiriyorlar. Hot Wheels'in özel koruma kabı. Burada aracımızın özellikleri yazıyor hatta. Elite 64 serisinden. Birinci arabası mıymış? Burada bir yazıyor sanırım öyle. Almanya diyor. 1954-1957 arası üretilmiş diyor. 178 inç bir boyu varmış. Weight diyor 70 inç diyor. Width ne demek olduğunu bilmiyorum. Ha bu şey genişliği arkadaşlar. Yüksekliği 51 inç ve kilosu ağırlığı 3300 lbs. Engine inline 6 yazıyor. Bu 6 silindir olabilir arkadaşlar. Transmission'da 4 speed manual diyor. Bu şekilde bilgileri var. Burada Mercedes-Benz'in şeyini görüyoruz. Lisansını görüyoruz. Çok güzel bir kartoneti var. Çıkaralım. Ve bunlar diğer Türkiye'mizde satılan araçlar gibi değil. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz satılıyor. Böyle askılık yeri yok. Bu şekilde daha temiz ve daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim rahatlıkla. Birazcık şuralar çirkin duruyor. Yapıştırıcı ile tam yapıştıramamışlar. Bu metal'dan kaynaklanan bir şey. Yani Hot Wheels kurumundan kaynaklanan bir şey. Arkasında zaten aracın kendisini görebiliyoruz. Başka ne var? Bu burada bakın bir arabanın üstten... Ya buradan arabanın üstten görülen hali var. Ama çok şeffaf yapılmış. Buradan arabayı görebiliyoruz zaten. En büyük farklardan biri de o kartonetteki. Diğer premiumlardan ayıran. Yani bu şekilde bir araç. Bakın bunun şöyle bir detayı var. Bunun kapıları açılıyor şöyle yukarı doğru. Ve burada çok güzel detayları var. Logo olsun, stop ışıkları olsun. Tabi diyeceksiniz bir zahmet yapılsın. Çünkü bu koleksiyon ürünü. Diğer premiumlarda da var zaten. Bu aracı da 1200 TL'ye almadım. 1200 liraydı. Ve ben bunu 1000 liraya aldım. 1050 liraya denk geldi. Ve en iyi aracımız sırada 82 Lamborghini Countach LP500S. Böyle bir kutusu var, bilenler bilir ne çıkacağını. Fakat iki rengi var, ben en iyisini aldığımı düşünüyorum. Şuradan açacağız, bakın burada diğer yazarı göstereyim. Diyor ki bu ürün 14 yaş üstü ve yetişkin koleksiyonerler için tasarlanmıştır ve çıkartılmıştır diyor. İngilizcemi de döktürdüm yani maşallah. Bakın yine burada collectors.com yazısı var ve Lamborghini lisansını görebiliyorsunuz. Ben gördüğümü almak için açık olan kutuyu tercih ettim ve bakın burası yine bantlı. Bu kısmını açıyoruz. Ben size buradan göstereyim. Daha mantıklı. Şöyle yapıyorum. Onun bıçını. Ve karşınızda 82 Lamborghini Countach. Böyle yine dış kutudaki gibi dikdörtgen şeklinde geliyor. Bunun nedenini birazdan göreceksiniz. Aracımız bu. Evet biliyorum çok güzel. Bu arada stickerları var sanırım. Sticker değilmiş arkadaşlar. Bunları yapıştırmamış. Direkt basılmış bu cama. Modelin adı yine yazılıyor. Kapıları açık. Bütün detayları var zaten. Beklendiği gibi. Jantları çok yakışmış. Bu aracın fiyatı 2500 liraydı. Ben bunu 2350'ye aldım. Yine bundan 150 lira indirim yaptırdım. Bu nedenle paramın yetmeyişiydi. Yani eşekliğini yaptırmadım. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar bu kutuyu. Aynı şekilde zaten burası açık kapısı. Onu da kapatabiliyorsunuz. Nasıl olacak o derseniz. Bunun bir tanesi çıkıyor. Diğerini çıkaramadım. Yani uçlarından bir ucu çıkıyor. Yani
Çok mutluyum abi. Özellikle Mesut abiyle işte video çekimlerim için. O benim için çok değerli gerçekten. Çünkü 8. sınıfta çok, nasıl söyleyeyim, sıkılmamı engellemişti. Hep niyeyse bilmiyorum ama çok sıkılıyordum 8. sınıfta. Arkadaşlarım test çözerken ben işte öyle takılıyordum Mesut abiyle. Hem o sene hem bu sene. Fakat bu sene şöyle bir şey oldu Mesut abi de. Mesut abi birazcık bozdu diyebilirim. Umarım Kırılmaz izlerse, ki izleyeceğini sanmam. Şöyle bir şey var ki Mesut abi diğer koleksiyonlara böyle yöneldi. Mesela şu anda uzaktan kumanda videoları atıyor, uzaktan kumandalı araçlar. Tabii onlar da çok, onlar da onun için değerli. Ve benim de beğendiğim modeller var. Fakat hani ne bileyim, Hot Wheels kadar da yaramıyor diyeyim. Eskiden çok iyi takip ediyordu. Artık hani kutuyu verdim adama. Bir baktı. Bu nedir lo dedi adam böyle. Anlamadı yani ne çıkacağını. Ne olmuş olduğunu. O da yazık oldu. Keşke görseydi böyle. Açıp vermem daha iyi olurdu tabii. O da ayrı bir mevzu. Bu araba çok güzel ya. Baksana da. Şu alttaki detayları yapmışlar. Metal boyamalar yapmışlar. Ve jantı özel. Özel. Burada gördüğünüz gibi yine Lamborghini lisansı. Ve burada vidaları var. Vidalarını çıkardıktan sonra arabayı komple çıkarabiliyorsunuz. Ben size şunu da göstermek istiyorum. Böyle açıyor. Bakın. Böyle kapatıp açabiliyoruz. Umarım açarım. Böyle dikkat olmalıyım. Elimde kalmasın. Belki şu spoiler kısmı, buradaki spoiler kısmı da belki uzayıp alçalabiliyordur. Öyle gözüküyor çünkü. Ya da uğraşmamış da olabilirler. Çünkü saklanan bir model olduğu için. Neyse, bayağı iyi bir alışveriş yaptım. Yani 3 arabayı da umarım beğenmişsinizdir ki bence öyle. 3'ü de şu an bulamayacağınız arabalar. 3'ü de benim için en özel araç şu anda. İlk 3'ü girerler. Bu zaten en özeli. Şu an elini tutmama bile inanamıyorum kolay kolay. Gerçekten çok önemli benim için bu araç. Ben bunu hiçbir zaman alamayacağımı düşünmüştüm bu arada. Yani Amerika'ya gittiğimde filan şansa, bala, zartur diye düşünmüştüm. Ama hayır, ayağıma geldi. Doğrusu ben onlara gittim ya. Ama Türkiye'de en azından. Niye dolapta bulabilirsiniz arkadaşlar aynı fiyata 2200 TL'ye. Ben dolaptan alışveriş yapmaya kasıyorum. Güvenemedim henüz. Babam da aynı şekilde. Zaten önemli ama babamın güveni güvenmemesi. Evet, çok güzel bir alışveriş yaptığını düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Şurada çıktı. Tak tak. Ve abone de olmayı unutmayın. Abone de benim için çok önemli. 400 aboneye bayağıdır ulaşamıyoruz. Sandığımdan daha uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Çünkü videolarım tutmuyor. En son 2-3 videom hiç tutmadı. Umarım değişir bunlar. Umarım çok daha güzel günlere geliriz. Neyse, sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.